Ya bakmayın, bir bağım var diyorlar. Ben söyleyeceğim hocam kapatıyor. Ceylan yani. Nereye düştün metotları? Bunların hepsi listeden geliyor aslında. Liste diyebilirim ya. Cumhur hakkında konuştuk. Cumhur'un ne yaptığı, Cumhur'un ne yaptığı videonun hakkında konuştuk. Devam edelim. Genellikler olmadan burada kitaptan sayfalar aldım koydum buraya. Yani değil mi? İkinci iterasyon falan değil. İkinci iterasyonda okuman gerektiği şeyler. Genellikler olmadan önce camacılar ne yapıyorlardı? Birazcık ona bakalım. Eskiye bakmak genelde iyi bir şeydir. Eskiden ne yapıyorlardı? Bunun avantajını anlamak için hani karşılaştırma insan anlamak için karşılaştırma yapar ya. Eskiden neyin durumuna bakmak çok önemli. Yani eskiden bilgisayarlar olmadan önce ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Söyleyeyim size ne yaptılar? Tezler nasıl yazılıyordu? Daktilo ile yazılıyordu. Ve eğer bir yerde bir iki satırlık hatam varsa o tezin altta kalan hepsinin değişimi daha başlanıyor. Onun için insanlar şey öğrenmişler böyle her sayfaya lüzumsuz kelimeler, cümleler koyup hata yaptığı zaman o lüzumsuz cümleyi çıkarıp sadece o sayfada izole etmek şey hatayı falan. O tür teknikler falan filan geliştirilmişti. Ve şeydi yani tez yazmanın önemli kısımlardan bir tanesi bunu daktilo'da kim yazacak? Tanrı böyle şeyler vardı. Kelime işlemcilerin faydalarını anlatmak için söylüyorum. Olmadan önce onlar yapılıyordu. Gelenekler olmadan önce de bu vardı Java'da. Çok da kötü değil esasında. Bu daktilo kadar kötü bir şey değil. Daktilo'ya dokunmayan kaç kişi var aranızda? Bayağı çok var. Yani hepsi daktilo'ya dokundu mu yani? Nereden dokundunuz ya? Nereden dokundunuz? Memurlar eve daktilo mu ediyorlar? Ona tezlerini daktilo yazıyorlardı. Niye var? Basic kodları falan. Basic kod daktilo yazılmaz ya. Yok işte onları yazmışlar. En son başlıyorlar. İyi güzel. Tamam ben o kadar da siz şey değilsiniz. Kaç doğumluydunuz siz? 93. 90. Yaşlı arkadaşlar. 94 var mı? 94. 90'da işler seneye mi gelecek? Geçen yüzyıldan kimse şimdi şey bu. Java'da genellikler olmadan önce şunu yapıyordu arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Ne o? Ne listesi bu? Object listesi değil mi? C karşılığı ne bunun? Void pointer listesi. Değil mi? Void pointer listesi, void pointer listesi. Böyle olunca adam istediğini ekleyebiliyor buraya. Integer eklemiş, binary eklemiş, double eklemiş, string, my class ekleyebilir. İstediğini ekleyebilir. Liste ama istediğini alabilen bir liste. Ben buna eğer sadece string listesinin olmasını istiyorsam compiler'dan yardım alamıyorum zaten değil mi? Compiler çünkü hiçbir şey itiraz etmiyor. Ancak ne yapabilirim? İşte şu add'i değiştirebilirim mesela string listesi yapacağım ya. Edi değiştiririm. Eğer gelen tip instance of'u çalıştırırım. Instance of string falan filan değilse o zaman bir tane exception fırlatabilirim. Bu bir şeydir. String listesidir falan filan diye. Ancak o türlü şeyler yapabilirim. Buna bir şey diyemiyor ama eğer bir string array listi yaparsanız cezliklerle buraya bir tane integer eklemeye kalkın. Ne olacak? O zaman compiler hemen tutuyor. Bu sadece string ile alabilir. Başka da bir şey alamaz. Peki hocam şimdi yeni versiyonda hani string hata alıyorken compiler'den kendi runtime'de ihtimal exception kullanıyordur ya. Hani bunu runtime'da bir şey yok ki runtime'a gelemezsin. Ya bu şu an tabii compiler için mi? Yani generic compiler'dan yardım alıyorsun. Kodun yanlış bir kodsa compiler için mi? İçeride hala sadece object referans tutuyor. İçeride referans tutuyor. Bir de pointer tutuyor. Void pointer ile integer pointer arasındaki fark ne? Kaç byte'lık fark var? Fark yok. Pointer pointer'dır. Referans referanstır ama kafasında bunun referansın tipiyle bu referansın tipi farklı diye tutuyorsa cevaplar bazı şeylere izin vermiyor. Yani izin vermesi de bana çok yardım ediyor. Bütün jenerikler yanlış şekilde compiler tarafından şey yapıyor yani. Evet. Şey template'da da öyleydi zaten. Yani senin için yeterli sınıf yazıyor. Jenerik diyor. Senin için sadece orada sen string olabilecek bir tane sınıf yazıyor. Compiler tarafına hazırlıyorlar. Tamam. Jenerik ya da template yazmamızın sebebi esasında compiler'lardan yardım almak. Bunu yapmak dediğim gibi çok direndi ama daha sonradan eklemek zorunda kaldı acaba. Tamam. ArrayList'in bir tane application'dan bahsetmiş. ArrayList artı autoboxing. Mesela şu. Şu eğer bir
sistemin listesi değil de integer, büyük integer listesi olsa da şu çalışır otobaksın sayesinde, tamam mı? Jenerikler artı otobaksın sayesinde işlerimiz oldukça kolaylaşıyor diyor. Ereğin üzerine. Şimdi kitap bu teorik bilgileri verdikten sonra dönmüş kendi array listini implement etmiş. Ben bir tane diyor array listini implement edeceğim. Nasıl yani? Esasında listin içerisinde birkaç tane metot vardı ya. Ekle, çıkar, bul falan filan gibi hikayeler. Onların hepsini implement eden bir tane interface tanımlayacak. Onların hepsini implement eden bir tane array list implement edecek. KW array list. KW kitabın yazarlarının soy isimlerini baş harfleri. Kaufman, Wolfman. Tamam mı? Şimdi bu kitabın tüm şeyleri, bu kitabın tüm sınıfları KW ile başlıyor. Eğer KW ile başlıyorsa kitabın yazdığı sınıf demektir. Tamam. Şöyle bir yapısı olacak. Diyor ki ELS'i şöyle yapacağım ben diyor. Kapasite büyüklüğünde bir tane dizi geçen sene C++'da geçen dönem sereyle aynı değil mi? Geçen dönem C++'da yaptığımız gibi kapasite büyüklüğünde bir tane dizim var. Tabii ki referans dizisi bu. Bunu size tane elemanla başlat kullanıyorum. Başlangıçta size 0 olacak. Tamam mı? Size tanesini kullanıyorum. Ortak alanı boş. Geldikçe arkasına ekleyeceğim bu boş yerlere. Eğer yer yetmezse yeni yer alacağım, büyüteceğim. Bunun çok benzerini C++'da yapmıştık. Şimdi bu veri yapıları gözüyle asimptotik notasyon falan kullanan göze yapmaya çalışıyorum. Şunu takalım. Bunu taksana bir Muhsin. Bak yani. Üstten çek. Tamam. Tamam, bizim için bunlar peynir ekmek yapıyorduk zaten biz bunları ama Java'da nasıl yapılıyor pek bakmamıştık. İşte list bir tane şey yapmış. Bir tane jenerik yapmış. KWR list demiş. Ve bunun içerisindeki temel yapı işte burada. Bir tane private E dizisi var. Bu bir referans değil mi? Data bir referans. E dizisine referans. Alt tarafta bir dizi kullanıyor adam. KWR'yiz. Bu adam interface'i kullanmış. Oradan kendisi implement ediyor. Listi implement etmiyor. Yani insanın aklına ilk önce bir tane Java'nın listi vardı ya. Şuraya implement list diyesi geliyor ama listin içerisinde çok karışık şeyler var. Başka şeyler de var. List gösterdiğim kadar basit bir şey değil. Ben de yapmamış onu. Bir tane the data referansı var. Başlangıçta size 0. Ondan sonra ve başlangıçta kapasitesi de 0 bunun. Constructor'a no parameter constructor'a. Tamam mı? No parameter constructor'a bu. Capacity initial capacity yapmış. Static final end. C Java'da const yok. Final var. Onlar biraz benzeyen, %30 benzeyen. Final var. Static end aynı zamanda. Olmuş. Bu. Şurayı okuyun. Obje dizisi. Obje dizisi yapmış. Esasında obje dizisi derken obje referansı dizisi yapmış. Ama onu da data'ya atarken de data'ya E dizisine typecast etmiş. E dizisine typecast etmiş. E dizisi referansı olacak. Bunu niye böyle yapmış? Şuraya ne yazabilirdi obje yerine? E yazabilirdi. Niye yazmadığını açıklamış birazcık kitap. Bu kitabın yazıldığı zaman da 2005 falan demiyor bunlar. Java compiler'a bu türlü jenerik ifadeler, referanslar falan biraz kafası karışıyordu o zamanlar. Bazı hatalar falan almış bazı compiler'da. O nedenle şuraya yazın da hata diyordum, bunu böyle yapıyorum demiş. Tamam mı? Onu böyle yapıyorum demiş. Burada gördüğünüz gibi şey de garip yani. Obje dizisini E dizisine çevirmiş, compiler'da bir şey diyememiş. Baya baya downcasting yapıyor. Değil mi? Obje referansı dizisini E referansı dizisine çevirmiş. Downcasting yapıyor. Şimdi burada bu objeyi artık ben E gibi göreceğim demiyor. Bu referansı artık E referansı gibi göreceğim diyor. Bu tür bir şeyler Java'da yapılabiliyor. Zararı yok çünkü. Yani o pointer'ı bu pointer gözüyle göreceğim demeyi. Bir zararı yok.
dükkan falan filan getirebilir. Bazı şeyleri karıştırabilirsiniz falan. Şeyler olabilir. Eskiden bunları yazıyorlar. Şuraya da oradan şimdi yere koyabiliyoruz. Komparlar çalışıyor. Devam edelim. İşte burada insertion, adding an element to the end of an array list. O nasıl çalışır? Gözümüze canlandıralım bunu. Bunun add nasıl çalışır? Add sadece bir tane parametresi var. Ne yaparsın? Size. E dizisinin size'ınca elemanına verileni atarsın. O kadar. Referans atıyorsun çünkü. Ama ilk önce bir size yeteri kadar yer var mı da bakmak lazım. Eğer kapasite geliştiyse ne yapmam lazım? Yeni yer almam lazım. Değil mi? Reallocation falan yapmam lazım. Şu ne? Şu da insertion için. İşte yedinci pozisyona şunu eklediğiniz zaman arta kalanların hepsini kaydırmam lazım. O da gibi ileri doğru itirmem lazım. Eğer yer yoksa, yeteri kadar yer yoksa ilk önce yer alıp sonra kaydırmam lazım. Tamam, bunlar şekil halinde göstermişim bunları. İsterseniz yine şeye bakalım. Mesela internet bilgilerine. Ve onları götürmem lazım. Biraz tutmam lazım benim. Bu ne? Bu da şey, bu da remove. Remove etmek işte diyor ki indeksinci pozisyondaki adamı remove et. Onu yapmanın yolu da bu. Koda bakalım birazcık. Güzel JavaDoc dokümanlarını koymuş buraya. Gördünüz değil mi? Bu JavaDoc doküman için yazılmış komentler. Parametresini söylemiş. Parametresini gördünüz mü? Array'deki round of exception. Bunu da söylemiş. Trolleri geri söylemiş. Her şey güzel. Çıkacak. O bahsettiğim hikaye. Eğer size kapasiteyle aynıysa ekleyecek yer yok. İlk önce bir allocation yapmam lazım. Eğer size kapasiteden küçükse, ben ne yapıyor? Size'ın bir pozisyona her şeyi koyuyor, size'ı bir arttırıyor ve return true diyor. Hatırladınız değil mi bu true'yu? Return true, yani list durumunda true return etmesi lazım. List'in evi true return etmesi lazım. Reallocate'in içerisinde ne var? İlk önce yer almak var, evet. Ondan sonra da kopyalama var, değil mi? Yer alıp kopyalama var. Yazalım mı onu? Şuraya yazalım ama. Şunu siliyorum. Jump diye falan ihtiyacımız yok artık. Reallocate yazacağız. Reallocate nasıl bir report? Public, private nasıl bir şey? Private değil mi? Bazılarınız geçen C++'ın finalinde mi orada bir yerde mi? Reallocate'i public yapanlarınız çoktu. Dışarıdan çalmasına izin veriyordunuz. Reallocate'in dışarıdan çalışmasına izin verirseniz ne olur? Reallocate'i çağırınca ne yapıyoruz? Bir daha düşünün Reallocate'i. Elindeki kapasiteyi arttırıyor, eskilerini kopyalıyor. Adam dışarıdan çağırırsa ne olur? Elindeki kapasiteyi arttırır. Bir daha çağırırsa ne olur? Biraz daha arttırır. Veri kaybı olur mu? Olmaz. Ne yapmış olur sadece? Boşu boşuna yer almış olur. Bunu kullanıcıya vermek isteyebilir, ister misiniz? Yok, kullanıcı herhangi bir işine yaramaz değil mi bu? Performansını arttır mı sistemin? Yok. Herhangi bir pozitif bir şey yapar mı? Yok. Negatif bir şey ne? Boşuna yer kullanıyor. Dolayısıyla neydi kuralımız? Saklayabildiğin kadar şeyi sakla. Hani add'i, şu add metodunu kullanıcıdan saklarsan kötü bir şey. Add yoksa adam nasıl ekleyecek? Ama reallocate'i sakladığın zaman kullanıcıdan bir şey eksilmiş olmuyor. Ya da reallocate'i kullanmasın, ne olacak falan diyebilirsiniz. Doğru ama kullanıcı işte bazen yanlışlıkla falan çağırabiliyorlar bir yerler. Hatta bir şey gibi çağırıyor. O hatayı engellemenin, compile'dan yardım almanın yolu ne? Reallocate'i private yapmak. Evet. Hocam şey, belki kullanıcı kendisi açısından tam critical bir anda listin kendi kendine reallocate yapmasını istemeyebilir. Tam kritiğe girmeden kendi yeteri kadar yere reallocate alıp ondan sonra ekleme yapabilir. Onu yapmanın başka yolları var. Kapasiteyi falan sorabiliyor. Kapasiteyi falan sor yani şey varsa diyor. Yani, şimdi time critical yerdeyse reallocate yapmayacak mı? Ne yani? İşte ona girmeden önce emin olacak. Neye emin olacak? Reallocate ile size yeteri kadar olduğundan emin olacak, ondan sonra girecek. Ekleme yaparken böylece time critical'i bozmuyor. Başka yöntemleri falan vardır. O kadar işin karışmasına falan karışır. Zaten adam bunun alt tarafta bir array list olduğunu falan böyle çoğu zaman kullanıcının bilmemesi lazım. Çünkü list interface'i böyle çalışıyor. Değil mi? List interface'i o kadar detaya girmemesi lazım. Eğer o kadar detaylı bir şey düşünmeye başlarsan sen C programlaması yapıyorsun, Java ile çok fazla işin yok. Tamam. Şimdi şu reallocate yazalım. Private ne bitirecek reallocate? Boolean
sayesinde dönüyor, bir kapasiteyi dönüyor. Kapasiteyi zaten var. Set edecek zaten kapasiteyi. Şimdi dönetmesin. Zorlamayalım. Reallocate. O kadar. İlk satır ne olacak? Hemen size. Size 2. Doğru mu? Size 1 olmalı. Size değil tabii. Capacity. Capacity. Capacity 2. Sonra bir tane dizisi yapacağım. Onun adı neydi? Adam ne diyordu? The data mı diyordu? Niye gitti buraya? New data olsun bu. Ne yazacağım buraya? New. Kitap içini kullanmıyorum. Ben kendim içini kullanıyorum. New. Nasıl yazıyorum bilmiyorum ama anladım ne oluyor. Şuraları silelim karışmasın. Şimdi ne yapacağız? Kopyalayalım güzel. Tamam. For int 0'dan iyi küçük ne? Size, capacity mi size mi? İkisi de olur mu? Artık olmaz. Size'la capacity aynı olduğu için çağırdı. Bilemeyiz. Belki başka birilerine çağırmıştı. En safe olanı size'a kadar. Artı iyi. Yapacağım şey ne? New data'nın 20. elemanına the data'nın birinci elemanını kopyala. Sonra da bitti. Tamam bu kadar. Sonra? Şey atamadık hocam. The data eşittir new data. Eşittir değil. The data ata new data. Bu kadar. Bütün bir şey söylemedim. Yazabilirim. Tamam kibarlık olsun. Yok yazalım kesinlikle. Şimdi bu Java olduğu için C++ olsaydı hemen buraya benzeyecekti. Ne farkı olacaktı söyleyeyim bana. Kapasite aynı. Değil mi? Böyle çarpacaktık ipiyle. Şuraya ne yazacaktım? Malluk yazacak. Sen malluk ya. Ne yazacaktın oraya? Aynen buna benzeyecek değil mi? Bir tane new data dizisi yapacaktım bunun gibi. Evet. New data dizisi yapacaktım aynen bunun gibi. Tıpatıp aynı soracaktım. Sadece şu herkesi şu. Onu araya alacaktım. Pointer olacaktı tabii ki o. Değil mi? Yani pointer new data new diyecektim capacity olan default constructor'a çağıracaktı teker teker. Yeni obje oluşturacaktı. Aa gördünüz mü? Orada baya şey dizisi, obje dizisi kullanıyorum. Bu adam referans dizisi kullandığı için bu daha verimli değil mi? C++'da. Anladınız mı? Eğer bir obje dizisi kullanıyorsanız verimsiz oluyor. Niye? Çünkü kapasitelik bir tane obje dizisi yapacağım ben. Zaten kapasitelik bir tane daha obje dizim var elinde. Kapasite böyle iki obje dizim var elinde. Sonra da birisini kopyalayacağım teker teker üstüne. Sonra o kapasitelik, eski kapasitelik, size'lık obje dizisini delete edeceğim. Bunda öyle değil ama obje dizisi değil, bu referans dizisi. C++'da belki bu kadar verimli yazabilirim. Pointer dizisi kullanarak. Ama genelde onu yapmıyorum. Ben buna benzeyecekti. Sonra kopyalamasını yapacaktım. Yalnız C++'ın kopyalama, referans kopyalaması değil. Obje kopyalaması olacaktı. Daha sonra da şu atamayı yaptıktan sonra bu atamayı yapmadan önce data'yı delete etmem gerekecek, değil mi? Delete operasyon nerede olacaktı? Burada. Başka bir yerde olabilir mi? Şurada olabilir mi delete? Olamaz. Peki burada olur mu? Burada da olamaz. Niye? Çünkü kaybettim delete. Ve data'nın üzerine niye data yazdım? Artık orası junk memory oldu. Erişilemeyen memory oldu. Burada yapsaydım eğer, burada yapsaydım da o zaman yeni elde ettiğim yeri bir şey yaptı burada. Her neyse bu detayların çoğunca vardan yok. Üretilen kodla hatta C++'a eğer C++ kodu oynadırmadıysa daha da verimli olabilir. Reallocate. Tamam. Reallocate buysa edin çalışma zamanını söyleyin bana asimptotik notasyonunu. Big O cinsinden. Worst case durumu. Orange. O en değil mi? En eğer size ise en elindeki eleman sayısıysa
O en diyor, worst case o. Worst case o. Peki ama şunu söyleyeyim bana. En defa insertion yapsam. En defa insertion yapmanın kostu ne? Biraz daha düşünün. O kadar kötü değil. En defa insertion yapmanın kostu ne? En defa. Biraz daha söyle. İki en var. Tamam, o kadar çıkma. İki en. Niye iki en? İki en çünkü bir en dolduruyor, ondan sonra bir de onu taşıyor. Ama en defa insertion yapacağım. En defa en defa. Bir defa değil. Sen bir defa da söyledin. Yok, en defa bir giriyoruz, ondan sonra... En tane insertion yaptığın zaman her birinin kostu o en değil mi? Worst case'i. En defa insertion yaparsan arkadaşlarınız hep söyledik ya, en kare, en kare, en kare. En kare değil diyorum, hayır yok. En defa insertion yaptığın zaman, evet. İki kat başka atıyoruz hocam kapasiteyi. En iyi iken yapıyor zaten, kapasitesi iken oluyor. Evet. Eklediği zaman sadece şey, yani bir de en son elemanı eklerken bir daha çağırıyoruz. Biraz daha açıklasana, ne demek? Peki cevabın ne senin? İki. O en yani değil mi? Evet. En defa insertion yapmanın kostu o en. Case kostu o en. Değil mi? Çünkü AKK iki defa insertion yaptığın zaman iki defa reallocate olmasının imkanı var mı? Var mı? Yok. En tane insertion yaptığın zaman yani saydım en değil mi? Enlik bir tane diziye, enlik bir liste insertion yapmaya çalışıyorum. Ne olur bir yerlerde bu reallocate geldiği zaman reallocate kapasite iki katına çıkarıyor. Oradan bir tane o en yedin. Tamam mı? Oradan bir tane o en yedin. Kopyalamaktan falan filan işte o en yedin. Bir de o en tane elemanı söylediğin her bir için birer tane kostum var. Onların hepsini topladığın zaman kendinden daha fazla zaman harcamıyorsun. Dolayısıyla en defa ed yapmanın kostu o en. Worst case kostu da o en. Enlik bir dizi üzerinde. Worst case kostu da o en. Enlik bir